Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi Festival Josephine Barker, Afro-Amerikan kültürünün ikonuydu. Dansçı, şarkıcı, sinema ve revü yıldızıydı. Broadway'de ve Paris'te fırtınalar estiriyordu. O dönem dünyanın en meşhur sahne sanatçısıydı. 1934'te İstanbul'a geldi. Türk basınının tamamında manşetlerdeydi. Sirkeci garı hınca hınç kalabalıktı. On binlerce kişi karşılamaya koşmuştu. 10. yaşını kutlayan Cumhuriyet'in eğlence hayatı giderek büyüyen bir ekonomiye dönüşmüştü. Saray sinemasının işletmecisi Musevi vatandaşımız Fernando Franco, ''Dile benden ne dilersen, yeter ki Türkiye'ye gel.'' demişti. Josephine de her gece için 2500 lira istemişti. Paris-İstanbul tren yolculuğunda kendisine ve uşaklarına yataklı özel vagon istemişti. Otelde 4 büyük daire istemişti. Hepsi karşılandı. İstiklal Caddesi'ndeki Saray Sineması 1200 koltuk kapasiteliydi. Dönemin en iyi filmlerini göstermesinin yanı sıra İstanbul'un en popüler konser salonuydu. İstanbul kültür tarihinin en önemli adreslerinden biri olan Saray Sineması'nın yerinde bugün Demirören Alışveriş Merkezi var o dönemin anlayışına göre hayli erotik giyinen, bacaklarını açıkta bırakan mayo benzeri kıyafetiyle sahneye çıkan Josephine Barker, İstanbul'u kelimenin tam anlamıyla yıktı geçti. Saray sinemasını on gün boyunca hınca hınç doldurdu. Bilet fiyatları en arka koltuklardan iki buçuk liradan başlıyordu. Önlere doğru on liraya kadar çıkıyordu. İğne atsan yere düşmüyordu. Tokatlayan otelinde kaldı. Topkapı Müzesi'ni gezdi gazetelere röportajlar verdi. Bol bol fotoğraf çektirdi. Josephine Barker'ın İstanbul turnesi Avrupa ve Amerikan basınında geniş yer buldu. Çünkü sadece 10 yıl önce kanıyla kurtuluş savaşı veren yokluklar ülkesi Türkiye, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kalkınma devrimiyle Avrupa'nın geleceği en parlak ülkesi olmuştu. Milattı. Josephine Barker, Türkiye'ye gelen ilk dünya yıldızıydı. Cumhuriyetin geleceğini gençlere emanet eden kurucu vizyon, kendi gençlerimizi tıpkı dünyanın gelişmiş ülkelerindeki yaşıtları gibi gençliklerini yaşayabilir hale getirdi. Michael Jackson geldi mesela, yer yerinden oynadı. Şöhretinin zirvesindeydi. İnönü stadındaki konseri 50 bin kişi izledi. Almanya'dan Norveç'e, Japonya'dan Meksika'ya, İngiltere'den İspanya'ya uzanan Dangerous World Tour kapsamında dünya gençliğiyle eş zamanlı olarak Türk gençliği de izledim. Bugün 45 yaşın üstünde olan herkes eminim hatırlar. Madonna geldi. 4 uçak, 50 tır malzeme ile gelmişti. Şovu akıl almazdı. 55 bin kişi izledim. Neredeyse bir hafta manşet oldu. 90'lı yıllarda sağanak yıldız yağmuru vardı. Carlos Santana geldi. Elton John geldi. Ricky Martin geldi. Tina Turner geldi. Brian Adams geldi. Galiba 1993 yılıydı. Sting'i 2300 yıllık Efes Antik Kenti'nin büyülü atmosferinde seyrettim. Metallica geldi. Henüz İstanbul'a taşınmamıştım. İzmir'den koşmuştum. Türkiye tarihinin ilk heavy metal konseriydi. Guns N' Roses geldi. Iron Maiden geldi. Scorpions geldi. Rolling Stones geldi. Hani şu metalci selamı var ya, işte o selamı rock kültürünün simgesi haline getiren Ronnie James Dio bile geldi. Elbette hepsine gidebilmek mümkün değildi ama gidemesek bile onların Türkiye'ye geliyor olması, dünyadan kopuk yaşamadığımızı gelişmiş ülkelerdeki yaşıtlarımızla aynı zaman diliminde aynı duyguları yaşadığımızı hissettiriyordu. Kendimizi dünya vatandaşı hissetmemizi sağlıyordu. Anadolu rak kültürünün ilahları T-60'lı yıllarda, T-70'li yıllarda bile şehir şehir turneler yapıyorlardı. Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Edip Akbayram, Selda Bağcan, Fikret Kızılok, Ersen, Erkut Taçkın, Üç Hürel, Malatya'dan Şanlıurfa'ya, Kayseri'den Trabzon'a, Mersin'den Çanakkale'ye gençler ve daima genç kalanlarla kucaklaşıyorlardı. Varlığıyla onur duyduğum Ahmet Güvenç, Bahadır Kuzu, Cahit Berkay, Özkan Uğur, asla boyun eğmeyen efsane gruplarımız, Kurtalan Ekspres, Moğollar, Dadaşlar, hayatımızda tıpkı Yalçın Dağlar gibiydiler. Toroslar gibi, Tendürek gibi, Erciyes gibi, Süphan gibiydiler. Berkeley mezunu karacı olandılar. Beş yabancı lisan bilen Dadaloğlu'ydular. Elektro gitarlı Yunus'tular. Eski Türkiye dedikleri işte böyleydi. Gençlerin ülkesiydi. Ekonomik açıdan en karamsar, siyasi açıdan en sıkıntılı dönemlerde bile gençlerin umut dolu özgürlük şarkıları söylediği ülkeydi. E şimdi yeni Türkiye dedikleri Türkiye'ye bakıyoruz. Bununlarını sokmadıkları, huzurumuzu kaçırmadıkları bir festivallerimiz kalmıştı. Ona da karıştılar. Keyfi bariyerler icat ederek gençlerimizin konserlere gitmesini, festivallere gitmesini engellemeye çalışıyorlar. Ama kendileri de gayet iyi biliyor ki asıl kendilerinin gidişi festival olacak. Hem de tarihin gördüğü en büyük festival olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.